6. hafta karşılaşmasında Can Bulat stadında Maus Atatürkgücü Bafül Kürdün'ü konuk ediyor. Mehmet Sezener maçın hakemi. Galibiyeti olmayan iki takımdan bir tanesi Maus Atatürkgücü Bafül Kürdün karşısında galibiyet hedefliyor karşılaşmaya. Bafül Kürdün'ün vuruşuyla başlanıyor. Geçtiğimiz haftanın flash ekibi Bafül Kürdün Türk Hoca'ya karşısında 5-2'lik galibiyet. Mausa'ya moralli gelen bir Bafül Kürdün var. Kendi sahasında galibiyet istiyor Maus Atatürkgücü. Halil yaptı ortasını, müsait pozisyon, Arif vuruyor. Dışarıya gidiyor. Önemli pozisyonlardan bir tanesi maçın başında. Halil'in pasında Arif dışarıya gönderiyor. Sami Ergazi yaptı ortasını. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Erdoğdu pozisyon için olan isim. Atak yönü sol kanat bu kez. O bölümde olan isim Felix. İzliyoruz pozisyonu. Kapalı yer. Sıfır denilecek nokta. Top filelere gidiyor. İzliyoruz Felix. Sıfır. Türkan çaresiz bu dakikada topu filelerinde görüyor. Dakikalar 28'i gösteriyor. 1-0 önde Bafül Kürdün. İkinci gol için geliyor konuk takım. Ancak o noktada kaleci aşan top, savunma Erdoğ. Sonrasında Lawrence araya giren isim oluyor. Sağ kanattan geliyor Maus Atatürkgücü takımı. Gol istiyor bu dakikalarda. Arif o noktada. Arif kaldırdı topu, yaptı ortasını. Kafa vuruşu Halil yakın mesafeye. Dışarıya gidiyor pozisyon. Harcıyor pozisyonları Bafül Kürdün'e. Maus Atatürkgücü o bölümde ileriye atılan top. Savun markasında unutulan isim. Fark 2'ye çıkıyor. Joseph sahnede, dakikalar 43'ü gösteriyor. Ancak offside gerekçesiyle pozisyon değer kazanmıyor. Joseph'in golü geçersiz. İkinci gol arıyor Bafül Kürdün takımı. Orta alanda Hamis, atak yönü sağ kanat. Çabuk gelmek istiyor. Felix'in olduğu noktaya doğru Felix, Hamis. Hamis pası da Joseph'e. Bu kez affetmiyor. Bu kez gol geçerli diyor maçın orta hakemi ve Joseph'in golüyle fark 2'ye çıkıyor. Dakikalar 43. Joseph'in golüyle Bafül Kürdün Mausa'da, Hisar'da Maus Atatürkgücü karşısında 2-0 öne geçiyor. Joseph hepsi o noktada. Laval, Fikri de geldi. Gol sevinci Can Bulat stadında. Sol kanattan gelecek olan taraf Maus Atatürkgücü. Adil o noktada son çizgiyi yaptı ortasını. Fırat penaltı noktası üzeri. Fırat vuruş, Erdoğan boşta kalan top. Arif gelecek, vuracak. Bir kez daha Erdoğan. Müthiş arka arka iki hamle. Kullanılan köşe vuruşu Erdoğan. Boşta kalan top, vuruş, savunma. Sonrasında ise oyun duruyor. Ve çalan düdükle de ilk 45 dakika tamamlanıyor. İlk yarı skoru 2-0. İkinci yarıdan görüntüleri izliyorsunuz. O noktada Erdoğan yine hata. Joseph ancak yapılan hareket faul diyor maçın orta hakemi. Türkan hemen başladı. Ülkürdü 2-0 önde. Üçüncü gol için geliyor konuk takım. Atak yönü sol kanat. Günün başarılı isimi Felix. Laval o noktada. Laval, Türkan dışarıya gönderiyor. Baskılı oynuyor Bafül Kürdün. 2-0 önde 3 puanı arzuluyorlar. İlk devre 2-0 önde kapattılar. İkinci yarıda bakalım neler olacak. Yasin oyunda ikinci yarıda yaptı ortasını. Kafa vuruşu arka direk. Erdoğ bir kez daha harcıyor pozisyonu. Farkı bir indirme çabaları var. Maus Atatürkgücü'nde fark artırma çabaları. Bafül Kürdün'de son çizgi. Arka direk yapılan orta. Kaleci boşta kalan top, vuruş. Son anda Joseph koydu göğsünü. Bakıyorum top filelerde. İzliyoruz pozisyonu. Türkan baktı, kalktı. Sonrasında ise top filelere gidiyor. Fark da 3'e çıkıyor. Hüseyin Hürben o bölümde. Top o noktada Hüseyin Hürben'de ve fark 3'e çıkıyor. Topun başında olan isim Yasin. Kazanılan serbest atış. Mehmet Sezener barajı uyarıyor. Gelecek işaret şimdi. 3 kişilik baraj. Yasin yaptı ortasını, kaldırdı. Arka direk Zoko, kaleci Erdoğan. Günün başarılı ismi genç Erdoğan yine kalesinde dikkatli. 3-0 önde oynuyor Bafül Kürdün. Farka gidecek mi yoksa skoru dengelecek mi? Maus Atatürkgücü hep birlikte göreceğiz. Hemen koydu. Başladı Maus Atatürkgücü. Kaptırılıyor top. Savun markası. Yine etkili bir top. Offside penaltisi. Hayır dedi yazımcı hakem. Felix. Yine çaresiz olan isim Türkan. Fark 4'e çıkıyor. İzliyoruz golü. Felix gönderiyor. Türkan ayağa kalkıyor. Alkışlıyor arkadaşlarını. Ancak diğer tarafta sevinen taraf Bafül Kürdün takımı. 4-0 oldu. 5. gol gelir mi? Atak yönü sol kanat. Joseph savun markası, müthiş bir pas. Felix ettireye gidiyor. Bafül Kürdün farka koşuyor. Maus Atatürkgücü'nde Can Bulat'la tarihi skoru yazacak olan taraf bu kez Bafül Kürdün. 5 oldu. 5-0. Galibiyeti yok Maus Atatürkgücü'nün. Bu kez mağlup durumda. Farklı mağlup. Joseph gönderdi. Son çizgi dışarıya gidiyor. 6. gole çok yakın Bafül Kürdün takımı. Ancak o bölümde savunmanın da kontrolü top dışarı gidiyor. Gelir mi 6. gol? Yapılan orta Türkan. Türkan dikkatli bir pozisyonda. Top da dışarıya gidiyor. 5-0'lık skor. Hat-trick yapan isim Felix. Günün başarılı ismi.
Gözler artık maçın orta hakeminde çalacak olan son düdük bekleniyor. Dediğim anda Mehmet Sezen'in çalan düdüğüyle 3 puan Bafülkürdün'ün oluyor.